Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Zina eden kadınlarınız hakkında dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun. Sizden bir çift fuhuş yaparsa, onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip, hallerini ıslah ederlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tevvap ve rahimdir. Tövbeleri kabul eder ve çok merhametlidir. Hocalar, eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah'ın bazı insanlara, bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde iyi kadınlar, itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince, onlara emvela öğüt verin. Vazgeçmezlerse, yatakta yalnız bırakın. Ve bunlarla da yola gelmezlerse, onları hafifçe dövün. Şayet size itaat ederlerse, onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki, üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır.'' Evlenme arzu ve ümidi kalmamış olan ihtiyar kadınların zinet yerlerini teşhir etmeksizin dış giysilerini çıkarmaları günah değildir. Bununla beraber sakınmaları kendileri yönünden daha iyidir. Allah her şeyi işitir, gizli aşikar her şeyi bilir. Ey iman edenler! Mü'min hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde, Onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mümin olduklarını anlarsanız artık onları kâfirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kâfir kocalarına, kâfir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber kocalarına da vermiş oldukları mehirleri siz iade ediniz kendilerine mehirlerini vererek bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınların nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber, mümin hanımlar Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak, bulduğu bir çocuğu kocasına isnad etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında sana biat etmeye geldiklerinde sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile çünkü Allah gafurdur rahimdir. Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri eğer kalplerinizin matlûb olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne ala. Yok eğer hislerinize mağlup olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır. Eğer o sizi boşayacak olursa Rabbi ona sizden daha hayırlı Allah'a teslimiyet gösteren mü'min, gönülden itaat eden, tövbe eden, kendisini ibadete vermiş, oruca düşkün, dul veya bakireler olarak, başka eşler nasip edebilir. Ey iman edenler! Kendilerinizi ve ailenizi, yakıtı insanlarla taşlar olan o müthiş ateşten koruyun. Onun başında heybetli, sert ve şiddetli melekler olup, onlar asla Allah'a isyan etmez ve kendilerine verilen bütün emirleri tam yerine getirirler.